Evet arkadaşlar başlayalım. Grom Hellscream'in, Grommash Hellscream, Grom bizim söylediğimiz hani kısa adı olan arkadaş aslında. Hani kısaltılmışı Grom diyoruz. Grommash Hellscream'in hikayesine çok nasıl söyleyeyim böyle dallandırmadan, budaklandırmadan, konulara ayrı ayrı girmeden zaten birçoğunu anlattığımız ve artık sizlerin de bildiği yerlere girmeden Grom'un üzerinden geçip gideceğimiz bir anlatım yapmaya çalışalım. Şimdi önce bazı basit sorulara cevap verelim. Grom kimdi? Neden bu şeyde bölümde Grom'u anlatma ihtiyacı duyuyoruz ya da neden Grom'a ayrı bir bölüm ayırma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü arkadaşlar Grommash Horde oluşumu. Takip için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Merhaba. Horde oluşumunun önemli büyük klanlarından biri olan Warsong klanının lideri. Yani lideri derken Chieftain, Warchief olarak karıştırmayalım. Onun dışında bu meşhur adı her raid'de duyulan bir yetenek var hatırlarsanız Bloodlust. Bu Bloodlust olgusunun orklar arasına karışmasının öncülerinden diyelim Menaroth'un yani o iblis kanı içen ilk ork ve bu yine iblis ya yani içtiği iblisi öldüren karakter. Aynı zamanda Warcraft 3'te kendisine ayrı ve büyük bir yer ayrılmış bir klan lideri. Yani kısaca Horde'un ana atar damarlarından biri olduğu için anlatacağız. Şimdi ben hikayeye başlarken şu cümleleri sizlere okumak istiyorum. Şu an Grommash Hellscream'in ki normal zaman çizelgesinde yani alternatif zaman çizelgesini katmıyorum işin içine. Normal zaman çizelgesinde öldüğü ve öldüğü yerin üzerine bir anıt mezar yapıldığı yerdeyiz. Arkadaşlar burası şöyle haritayı açayım size. Büyüteyim de. Ashenvale'da Demonfall Canyon denilen bir yerde. Ben ilk oyuna başladığımda Alliance Night Elf oynuyordum. Hunter'la gelip burada görevler yaparken burayı keşfetmiştim ve yani Grommash'la tanışmam aslında bu şekilde olmuştu. Taşın üzerinde şöyle yazıyor. Burada Grommash Hellscream yatıyor. Warsong klanının lideri. Warsong hani savaş şarkısı anlamına geliyor. Yani klanın ve Grommash'ın ne kadar savaşçı olduğunu sahip olduğu ya da mensup olduğu klandan anlayabilirsiniz. Birçok yoldan In many ways the curse of our people began and ended with Grom. Yani diyor ki Grommash Hellscream'le yani halkımızın üzerinde var olan curse ne bebeğim lanet Lanet. hem onunla birlikte geldi yani onunla birlikte geldiği gibi de onunla birlikte kalktı. His name meant giant's heart in our ancient tongue. Yani diyor ki antik dilimizde bizim kadim dillerimizde adının anlamı dev kalbi yani devin yüreği, devin cesareti diyebileceğimiz anlama geliyordu ki hani birçok savaşta yalnız başına zaferler kazanması ve Menaroth'u burada yenmesi ve bizim kanımızı serbest bırakmasıyla da bunu kanıtladı diyor. Ve Loktarogar diyerek Loktarogar abi diyor orada Big Brother. May the war song never fade. Yani savaş şarkısı asla sönmesin diye Thrall tarafından yazılmış bir cümle. Şöyle söyleyeyim. Horde'un kurucusu olan Thrall'ın anıt mezarına hani bir anı yazdıracak kadar önemli bir karakter. Peki kim? Geçmişi nedir? Başlayalım. Grommash Hellscream ile ilgili ilk bilgilerimiz Draenor'a dayanıyor. Draenor bizim The Burning Crusade Expansion paketiyle yani genişleme paketiyle birlikte gelen Outland gezegenine verdiğimiz isim. Bu gezegende Ork, Ogre ve Gron ırkları bir arada bir şekilde yaşarken çeşitli çekişmeler halinde süren bir yaşantı vardı. Yani o zamanlar bir Warchief olgusu yok, bir büyük güruh, ordu olgusu yok. Küçük klanlar halinde hayatta kalmalar yaşıyor. Tabi Gron, Ogre ve Ork yani versus Orklar arasında çok büyük savaşlar dönüyor. Grommash kendisini kanıtlamış. Nasıl söyleyeyim? Çok büyük bir savaşçı. Ve kendi klanının liderinin ölümü üzerine nasıl söyleyeyim? Klan lideri oluyor hani ki şöyle söyleniyor orada da klan lideri olması kaçınılmazdı zaten diye geçiyor. Klan lideri olduktan sonra pek çok savaşa giriyor arkadaşlar ve birçok savaşta da başarılı oluyor. Elinde bulunduğu Gorehowl'la ki Gorehowl'ı biliyorsunuz şöyle göstereyim size.
Time is money, friend. Teşekkür ederiz. Selam abi, nasıl gidiyor demiş. İyi gidiyor. Güzel gidiyor. Gore Howl'u görüyorsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın, özellikle Warrior arkadaşımızın hayalini süsleyen silah. Şimdi ben size Grommash'ın da görselini açtım. Görün diye. Gore Howl'u nasıl söyleyeyim, hem de kendisini ünlü ediyor arkadaşlar. Şimdi ufak ufak bir yandan Nagrand'a gidelim. Yeni şeyde Nagrand, eski Nagrand'ı görebiliyorduk yani bulunduğu şeyleri. Nasıl söyleyeyim? Yani şu an bahsettiğimiz Draenor'daki şeye benzer bir Nagrand, alternatif timeline'da olan yere gidelim, görelim. Bu dönemlere ait, bu sırada ben anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Bu dönemlere ait Grommash Helsinki ile ilgili en önemli hikaye şudur. Bir Lord of War isimli videoda geçmektedir. Bu videoyu biz ilk defa Warlords of Draenor eklenti paketi geldiğinde, yani onun tanıtımı yapıldığında görmüştük. Burada Varian'la Vindicator, bir Draenei, rütbesi Vindicator neyse, konuşurken kendisi hakkında, yani Grom hakkında konuşuyorlardı. Grom şöyle, Grom böyle diye. Grommash'ın hani o dönemki en net hikayesine değiniliyor. Nedir bu? İşte bir ogrelerle büyük bir savaşa giriliyor. Bu sırada işte eşini kaybediyor. Eşine şey diyor, hani sen dişsiz bir kurtsun muhabbeti geçiyor. Bunun daha sonra kendisine atıf yaptığını şeyden anlıyoruz. Aslında karısını öldürmeye kıyamadığı bir sahne gerçekleşiyor. Normalde karısı kendisinden savaşçının ölümünü ona bahşetmesini istediği halde, o da hem karısına kıyamadığından hem de bir savaşçının savaşmaya ölene dek devam etmesini istediğinden karısını orada bırakıyor, gidiyor. Ve süregelen savaş sonucunda, dövüş sonucunda ogrelerin eline esir düşüyor. Şimdi çok fazla ogre kıyımı yaptığı için nasıl söyleyeyim? Hani ogreler bunu alıyor, özel muamele gösteriyor. Yani bir ağaca bağlıyorlar bunu. Yemek vermeden ölümünün son gününe kadar, yani öldürmeye çalışıyorlar. Ölümünün son gününe kadar yemek vermemek üzere. Bunu psikolojik olarak şiddete maruz bırakıyorlar. Psikolojik olarak şöyle şiddete maruz bırakıyorlar ki Grom şunu söylesin. Ogreler büyüktür, orklar küçüktür, yaptığım için pişmanım gibi bir cümle söküp almak istiyor ağzından. Ama tabi bahsettiğimiz kişi Grommash Helsinki'ym ki yani soy ismini de boşuna almamıştır. Hani genelde isimlerine yakışır şekilde yaşarlar orklar, biliyorsunuz. İşte Ogrim Doomhammer gibi, ya da işte şimdi anlattığımız Grommash Helsinki'ym gibi. Yani bu cehennem çığlığı atabilecek bu arkadaş hiçbir zaman pes etmiyor ve kendisine şunu söylüyor. Yani bu kurtun hala dişi var diyor. O karısında yaptığı muhabbetin üzerine ithafen. Bağlı olduğu halde gel söyleyeceğim senin de istediğini der gibi bir hareket yapıyor. Ve kendisine esir tutan o ogrenin boynunu koparıyor. Bir şekilde daha sonra oradan kurtuluyor ve ogrelere büyük bir kıyım yapıyor orada. Tabii şimdi şunu da not düşmek isterim. Bütün ork klanları ogrelerle dövüş halinde de anlaşamıyor değillerdi. Biliyorsunuz Magnatal klanı vardı. İşte ki Rexar ortaya çıkmıştı. Yarı ork, yarı ogre. Ama dünya böyle. Şu anda günümüz dünyası da bu şekilde. Grommash'ın yaşadığı hikayede bu zamana kadar böyle. Daha sonra Ner'zhul'un muhabbetleri yaşanıyor. Ner'zhul'un muhabbetlerinin yaşanmasının sebebi ki işte Ner'zhul o hordun başına geçiyor. Hani o, nasıl söyleyeyim, War Chief oluyor. İşte kendisi de zaten büyük güçlü bir klanın çiftin olduğundan mütevellit. Biliyorsunuz o sırada Draenei'ler bu dünyaya kaçıyor. Oshugan Games, hatta şurada Oshugan yazar, görüyorsunuz. Oshugan gemisinin düştüğü yerde daha sonra, hatta Draenor gezegeninin adının da buradan geldiğini biliyoruz. Kil'jaeden Draenei'lerin saklandığı yeri yıllar sonra buluyor. Ve Ner'zhul'un karşısına çıkıyor. Karısı olarak, karısı suretinde görünüyor ve Ner'zhul'u kandırıyor. Ner'zhul'u kandırmasının amacı şu: orkları kışkırtsın ki orklar da gitsin Draenei'lere kıyım yapsın. Ner'zhul topluyor bütün chieftainları. İşte Drowtan, Grommash Helsinki'ym, Kilrog, aklınıza gelebilir, Karga, bütün şeyleri, Warlord'ları topluyor ve diyor ki arkadaşlar hordu kuruyoruz. Bizim eski yeni düşmanımız ismini verdiği Draenei'ler aslında bizim düşmanımız. Bizi kandırıyorlar. Gidip saldırmamız lazım diye ikna ediyor. Zaten orklar arasında müthiş bir güven var birbirlerine dair ve saldırıya geçme kararı alıyorlar. Ondan önce şöyle bir hadise yaşanıyor.
Menaroth'un kanı orklara bahşediliyor. Diyor ki alın bu kanı için. Hani daha güçlü olacaksınız diyor. Ancak orklar şunu bilmemekte. Bu kanla birlikte kendilerini iblislere teslim edecekler. İblislerin kontrolüne girecekler. Bu tabi bilinmiyor. Grommash da büyük bir savaş aşkıyla alıyor. Dikiyor kafasına demon şeyini. Ve hani ilk içen ork olarak kabul ediliyor. Selam abi, hoş geldin. Ve büyük bir bloodlust'la Draenei'lerin üstüne geçiyorlar. Tabi Draenei'ler böyle bir savaş beklemiyor. Hem hazırlıksızlar. Çünkü yıllar için, yani yıllar boyunca Draenor'da, yani şu gezegende mutlu mesut bir şekilde yaşamışlar. Öncesinde reddetmemişti ya. Gayet de biliyor. Yo, reddetmedi abi. O farklı bir timeline yani. Çok iyi karıştırdı. Aynen. Farklı bir timeline. Oraya geleceğiz abi. Sabırlı ol. Kedicimizin sesi çıkıyor. Özür evet, dileriz. O da onun hayatı. Ya, otur bebeğim. Önemli değil. Kaldırayım aşkım. Önemli değil. Tamam. Red Dead Redemption yok abi. Devam ediyorum. Şu haritada, şurada gördüğümüz Talador haritasında Shattered City var arkadaşlar. Draenei'lerin nasıl söyleyeyim, kurmuş olduğu en büyük yerleşke. Ve dediğim gibi savaş beklemiyorlar ama Ork güruhu, yani Orkish Horde büyük bir akınla buraya saldıracakları. Ve estağfurullah Geo'cum, bunu yapın. Yayınımız bu şekilde. Bizim konseptimiz bu. Beni bölün. Lore'la ilgili. Ve Grommash Hellscream arkadaşlar bu büyük ordunun başına geçiyor ve bu ne derler, kuşatmayı yöneten kişi oluyor. Ve bundan dolayı hani adı tarihe geçiyor orklar arasında ve savaşçı kimliği bir daha. Yani o ogre'ların elinden kurtulma hikayesi var, evet. Ve bu şeyle zaferle birlikte savaşçı kimliği bir daha perçinleniyor. Hatta şöyle bir anekdot düşerler bu savaşla ilgili. Draenei'lerin lideri, yani savaş lideri olan diyeyim. Ne diyeyim, komuta lideri olan Nobundo ile karşılaştığın zaman, Nobundo da çok güçlü bir karakterdir ki şu anda Broken olarak geçiyor ama o dönemler Draenei'dir kendisi. Nobundo ile çok şiddetli bir dövüşe tutuşuyorlar. Nobundo bunun elini kırmasına rağmen savaşa devam edip yani buradaki Draenei'leri katlediyor. Soykırım diyebileceğimiz seviyede. Okey. Bir şey soracakmış gibi şey yaptın da. Daha sonrasında gelişen olaylar işte Ner'zhul'un Kil Jaeden hakkındaki gerçeği öğrenmesi. Artık Kil Jaeden'a karşı hani ona itaat etmeyeceğini beyan etmesi. Kil Jaeden'ın buna sinirlenmesi ve Ner'zhul'u çiftinden, yani War Chief'likten alması gibi olaylar gerçekleşiyor. Ortaya yeni bir kahraman çıkıyor. Bu da Gul'dan. Gul'dan kim? Gul'dan arkadaşlar Ner'zhul'un çırağı. Aslında Gul'dan hani burada saydığımız işte Grommash, Drotan, Kargat, Kilrog kadar güçlü bir karakter olmamasına rağmen iyi fırsatçılığıyla ve zamanı iyi kollamasıyla başa geçecek kadar nasıl söyleyeyim, zeki bir karakter. Ancak diğer Horde grupları kendisinin liderliğini kabul etmeyeceğinden dolayı kontrol edebileceği bir War Chief'e ihtiyacı vardı. Blackhand'ı seçiyor. Aslında Blackhand aptal birisi değil ancak öldürmeye biraz daha susamış, gözü biraz daha kapalı, hani kan, gözünü biraz daha kan bulamış ve nasıl söyleyeyim, öldürmeye aç bir karakter. Yani bu tarz politik işlerle çok uğraşmıyor. Savaş meydanının eri kendisi, gidiyor çatır çatır savaşıyor ve iyi bir komutan. Bunun ama mental anlamda da kolay yönetebilir olduğu için önüne sürülüyor ve diğer zaten War Chief'ler de kendisinin fiziki ve savaş gücünden dolayı liderliğine hayır demiyorlar. Gayet de kabul ediyorlar. Burası böyle buyura. Daha sonra gelişen olaylar Medivh'in ve Gul'dan'ın karşılıklı olarak arkadaşlar şurada Tanan Jungle'dan. O zaman tabi Black Moras diye geçiyor. Şu anda Blessed Lands diye geçiyor Azeroth'ta. Dark Portal'ı açıyor olması arkadaşlar. Şurada. Dark Portal'ı açıyor. Ve çok enteresandır arkadaşlar. Çok ilginçtir. Bu Dark Portal'dan geçiş sırasında Grommash ve grubunun geçmediği söylenir. Bu video Warlords of Draenor'un tanıtımı sırasında yapıldı arkadaşlar. O dönemdeki warlordları tanıttı bize. I understand your hesitation, my king. Hani this mission will take great resolve. Buraları çok takmayın. Anlatacağım. There are
always lives lost. But marching our forces blindly into Drano poses unthinkable danger. Yes, but you must have the fortitude to face whatever awaits us on the other side. Çıkmış olabilir falan. I assure you. O kadar çok oynuyorsun ki bebeğim. Our enemy's will is unwavering. Tamam, gel buradan. Let me tell you of their leader. A warlord whose defiance in the face of death became legend. Diyor ki aralarında bir warlord var. Nasıl söyleyeyim, yani bir savaş lideri var ki efsaneleşmiş diyor ve zaten Grom'un yüzü çıkıyor ortaya. Şu an kahverengi, dikkat edin. Bu bahsettiğim yer. Roma, mighty warrior. Bu da Ogre, onu ele geçiren Ogre. Bahsettiğim şey ağaç. Diyor ki işte zayıfsın, söyledi yani. Bu mu tüm yaptığı? Benim halkıma korku salmış bir kişi bunu falan diyor. Eziyor böyle. Roma had begun leading raids deeper and deeper into Ogre lands. He and his clan, the Warsong, were insatiable. Hani diyor ki işte klanı Warsong'un tamamının hani deli oldu, yani savaş manyağı olduğu söyleniyor. Bu sahnede şu yüzden durdurdum. Burada gördüğünüz şurada gördüğünüz kafalar o işte kendisine esir eden ogrelere ait ki bu kurdunun üzerine yaptırdığı taht ya da tam emin değilim, Grommash Holt'ta olan taht da olabilir ama benim bildiğim kurdun üzerinde olan bu tahtadan yapılmış taht da o esir edildiği ağaca ait diye deniliyor. Sol üstteki barın yerini nereden değiştirebilirim? It was only a matter of time until the ogres retaliated. Among the victims of their retribution was Gromash's mate, Golkar. Golkar, bu da karısı, hani bahsettiğim şey. Give me the warrior's death I deserve. Bana hak ettiğim savaşçının ölümünü verdi. Sen bozulmamalısın. True Warsong klanını, yani gerçek Warsong klanının şeyi, memuru ölümlü yüzleşir diyor da, hadi bittim, öldür beni diyor. Çok savaştım böyle bir yüzde. You are a wolf with no teeth. Sen bir kurtsun, dişleri olmayan diyor. All of you. Hani ona savaşabilmeye, savaşa devam edebilmesi için güya bir silah bırakıyor, gidiyor. Burada da Ogre onu gıcık ediyor. Look at you. Bu ara bu eşinin ölme olayı tutsaklından önce oluyor. Say the word and I will kill you quickly. Hani diyor ki söyle, istediğim şeyi bana ver ki seni çabuk öldüreyim, bu eziyetten kurtul diyor. Senin ruhunu ayıran. I will break it. Ancak onu kıracağım diyor, yani iradeni kıracağım. Romash knew the ogres could not have gotten far. He called upon his forces to hunt them down. But for many of the Warsong, the cost had already been too high. Bury your weak. I will show you what it means to be Warsong. Yani size gerçek Warsong'un ne olduğunu gösterirler. Once again, Grommash struck deep into Ogre land. This time, however, the Ogre Warlord and his armies waiting. İşte nasıl esir düştüğünü anlatıyor. Aslında hani kıyıma giderken diyor esir düştü. Your warriors. They begged for death. Your lands are mine. Your body is broken. You have nothing left. Say the word. And I will end your suffering.
Aynı şeyleri tekrar ediyor yani. Söyle. Yes. He was certain that Gromash had given up. O kadar emindi ki diyor yani söyle üzerinden yaklaştı yanına diyor yani öleceğinden. Çok emindi. So weak. Bedeni zaten çok zayıftı ki görüyorsunuz. Thin. Say it. Say the word. And it's over. This wolf still has teeth. Bu kurdun hala dişleri var diyor ve zaten işte orada dediğim gibi boğazına saldırıyor. Özgürlüğünü ele geçiriyor. Forward, the war song rallied to the banner of Gromash Hellscream. The warlord. With the iron will. Demir iradeli bir warlord ortaya çıktı diyor bu olay şeyden hikayeden sonra. Dediğim gibi YouTube'da orada burada çok rahat bulabileceğiniz Warlords of Draenor'un açıklandığı dönemlerde ortaya çıkan bir video arkadaşlar. Sahnelerin sonunda da elinde bulunduğu silah bu. Onu şöyle söyleyebilirim size dostlar. Lan. Karazhan'ın, eski Karazhan'ın, yeni dungeon olan Karazhan'la karıştırmayın arkadaşlar. Raid Karazhan'ın son boss'unda bu silah var. İlgilenen warrior arkadaş varsa, kendisi çift el bir silah olarak, çift el balta olarak geçiyor. Bu silah var, burada gidip silahı bulabilirler. Az önce dediğim gibi Grommash'ta bir taht yaptırıyor ya da bineğine bir taht yaptırıyor diye emin değilim. Bu Grommash Hold dediğimiz yerde burası zaten kendisinin adına kurulan ve adı verilen bir yer. Bir kısa ara yaptık. Daha sonra Lords of War'daki videoyu izledik birlikte. Evet. Hikayenin gidişinde ise Azeroth'a geçiş yapıyorduk. Hatta ben şunu söylemiştim. Tekrar olacak biraz kusura bakmayın. Söylenir ki ilk savaşta yani ilk portaldan geçişte Grommash ve ekibi yani Warson klanının geçmediği söylenir. Yani ilk savaşı veya ikinci savaşı görmediği söylenir. Bugüne kadar da yani bundan dolayı da henüz insanlarla yüzleşmiş, insanlarla karşılaşmış bir topluluk değil yani Warson klanı. Daha sonra Ner'zhul ölmekte olan Draenor'u kurtarmak için başka geçiş portalları açmayı hedefleyip Azeroth'tan işte Kilrog, Deadeye gibi kişilerden ve Grommash da bunlardan biri çeşitli ne diyeyim şeyler istiyor yani tinkler artifaklar istiyor işte Gul'danın kuru kafatası falan filan gibi ki başka portallar açıp başka gezegenlere gidip Draenor'dan kurtulmak amaçlı yani orada halkını kurtarmaya çalışan bir Ner'zhul görüyoruz. Tabi o şekilde olmuyor, orada farklı bir hikaye dönüyor. Ner'zhul yakalanıyor Kil'jaeden'a, Lich King'e dönüştürülme hikayesi başlıyor onun, Ner'zhul'un. O ayrı bir hikaye, girmeyelim. Ancak Grommash ve Warson klanı Azeroth'a geldiklerinde yani bu olaylar yaşandığı sırada portal kapanıyor ve geri dönüş kapısı tamamen onlar için yok olmuş gibi oluyor. Ve yani olan savaşlardan da haberdar olduklarından insanlara çok yakalanmamak için Eastern Kingdoms'ta ne derler ormanlarda gizlene gizlene hareket ediyorlar. Ve bu hareket sırasında Drota'nın oğlu Tral'la karşılaşıyorlar. Tral'la tanışmasından sonra arkadaşlar Tral'dan çok etkileniyor Grommash. Yani Tral'ın o işte hordu kurma hevesi, orkları özgür bırakma hevesi. Tabi bu sırada Grommash şeyin farkında, orklar insanlar tarafından esir tutulmuş. İşte büyük bir nasıl söyleyeyim esaret dönemi yaşanıyor özellikle Azeroth'ta. Draenor'daki orklar için değil ama Azeroth'ta. Ve 15 sene ormanda insanlardan saklanarak yaşayan bir klandan bahsediyoruz. Tamam belki Draenor'daki gibi büyük bir topluluğu yok Grommash'ın ama kendisine yediremediği bir şey bu. Onun dışında hala içinde iblis kanı dönüyor. Bunda hani bu nefreti savaş ruhunda akıtacağı bir şey arıyor aslında. Tral biraz da buna da öncülük yapmış oluyor. Ama asıl sebep Tral'ın adını sen söyle hordu kurma hevesi, tekrar bir birlik olabilme hayali Grom'u çok etkiliyor. Bu Grom diyor ki tamam diyor
Kardeş, ben senin abin olarak sana yol gösterici olarak davranacağım. Sana savaşlarında yardımcı olacağım. Bundan sonra seni takip edeceğim diyor. Bu sırada çok daha gene büyük bir olay yaşanıyor. Ogrim'le karşılaşıyorlar. Ogrim Doomhammer'ı da ekibe dahil ediyorlar ve Ork tarihinin 3 büyük komutanı, 3 büyük kişisi Ork'u bir araya gelmiş oluyor. İşte Grom, Thrall ve Ogrim Doomhammer. Bu üçlü sıra sıra işte çeşitli kamplara, esir kamplarına saldırılar düzenliyorlar ve orkları kurtarıyorlar. Bu sırada Ogrim hayatını kaybediyor. Onu anlattık. Merak edenleriniz varsa Naçizane YouTube'dan bulabilirler. Ve orkları serbest bırakıyorlar arkadaşlar. Ancak Eastern Kingdoms hala bir hani alliance şeyi, ne diyeyim, hegemonyasında olan, alliance'ın dominant olduğu bir kara parçası. Kalimdor'dan haberdar değiller. Ancak Medivh rüyasında Thrall'ı ziyaret ediyor ve ekibini al, insanlarını al, topla, Kalimdor'a götür diyor kurtuluşun için. O da inanıyor kurtuluşu için gideceğine, ancak zaten Medivh'in planı o değil. Gelmekte olan 3. savaşı durdurması için oraya gönderiyor. O farklı bir hikaye. Oraya da gireceğiz. Arkadaşlar Kalimdor'a yola çıkıyorlar. Tabi bu sırada Taurenlerle, trollerle karşılaşıyorlar. Horde ekibi büyüyor vesaire vesaire. Şimdi haritadan giderek göstereyim. Thrall'ın normalde komutasında olması gereken Gron aslında o dediğim gibi içindeki demon kanından mütevellit çok böyle saldırgan ve agresif tavırlar sergiliyor. Selama Arşalanore. Hoş geldin Gökhan'cığım. Hoş geldin. Agresif Gökhan tavırlar değil sergiliyor. Şu bu haritada... Geldi. Hı? Sultan geldi. Görmeyelim mi? Ha, Sabahattin abi gelmiş. Sabahattin. Ben Kalitas verince Gökhan zannettim. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Bu haritada arkadaşlar Thrall'ın net bir emri olmasına rağmen, çünkü biliyorsunuz Thrall ve Jaina birlikte adını siz söyleyin, Burning Legion'a karşı koymuş ve Hijal Dağı'nda son bir savaş verip Archimonde'u devirmişti. Ancak bu emrini dinlemeyip Stonetalan Mountains'ta, yani Stonetalan Dağları'nda bir insan yerleşkesine saldırıyor. Tabi bu Jaina'nın kulağına gidiyor, Thrall'ın kulağına gidiyor. Thrall durumdan pek hoşnut olmasa da Grom'la hani ne bileyim bir şekilde ipini cezasını çekiyor. Ne yapıyor? Ona daha basit görevler veriyor. Ne gibi? İşte git odun topla falan diyor. Böyle savaşçılıktan uzak görevler veriyor. Hatta Warcraft 3'te arkadaşlar bilirsiniz böyle bir odun toplama şeyi vardır böyle Ashen Vale tarafında. Odun toplatırsınız görevlerde Grommash ve grubuna. Orası da şurada arkadaşlar. Ashen Vale'de Warsong Lumber Camp diye geçiyor. Şu an hemen chat'in sol tarafında görüyorsunuz. Lumber Camp diye geçiyor. Neyse. Buraya bir yerleşke kuruluyor ve hordun, yeni kurulan hordun binalarını, işte ekipmanlarını, makinalarını yapmak için burada odun toplasın isteniliyor. Tabi burada hesaba katmadığı bir, hem Thrall'ın hem de Grom'un hesaba katmadığı bir ırk var. Kim bunlar? Elfler. Elfler ağaçlarının kesilmesinden pek de memnun değiller. Aslında hani ağaç kesilmesine karşı değiller. Onlar da yani binalarını şunlarını ağaçtan yapıyorlar ama Grom ve ekibi çok hızlı bir şekilde yani kıyım yapıyorlar ağaçlara ve elf topluluğuna aslında sözde bir barış içerisinde olsalar da haber verilmiyor ve bu açıklamadan yapılan ağaç kıyımından elfler rahatsız oluyor ve saldırıya geçiyorlar. Warsong klanında boş bir ekip değil. Kendilerine gelen elfleri biçiyorlar. Habire geleni kesiyorlar, geleni kesiyorlar. Hem ağaçlarının katledilmesinden hem de ne diyeyim, elflerin öldürülmesinden rahatsız olan Senarius devreye giriyor. Şimdi hikaye biraz karışık gelebilir. Lütfen karıştığı yerde beni uyarın ve tekrar deyin. Anlatayım. Kadimler Savaşı'nı anlattık. Serimizin ikinci ya da üçüncü bölümünde arkadaşlar. Kadimler Savaşı'nda Menoroth'la Senarius karşı karşıya gelmişti. Hatırlarsınız adı üstünde zaten Senarius bir kadim olarak geçiyor. Senarius ve ekibi kazanmıştı savaşı. Menoroth'un burada bir yenilgisi vardı. Bunun vermiş olduğu kuyruk acısı ve arkadaşlar ikinci savaşın sonrasında Kel'Thuzad Dalaran'da Lord Kazak ve Menoroth'u Azeroth'a samanlıyor. Menoroth'un görevi, hani nasıl söyleyeyim,
İşte bu savaş öncesi Arkimond için hazırlıkları yapıp uygun hale getirmekti şeyi. Ancak hani komutanı yenik düştükten sonra komutanı Mount Hijal'de şurada Hijal Dağı'nın eteklerinde yapılan son savaşta kaybettiğinden dolayı Nodrasil ağacında hatta hatırlarsanız şey patlıyor. Malfurion boruyu çalıyor, Wisp'ler geliyor, Arkimond patlıyor. Bu savaştan sonra komutasız kalıyor ve Menoroth gizleniyor diyeyim. Senaryosunda ortaya çıktığını görüyor ve orkları tekrar kandırma yoluna gidiyor. Bu sefer direkt olarak orkların karşısına çıkıp da al kardeş bu demon kanı gene benim kanım iç demiyor. Böyle ufak ufak büyü güçleri ortaya koyuyor. Bu sırada Varson klanının işte elflerle bir çatışma halindeler ya. Yaralılarına bakan Troll Witch Doctor'lar var. Yani cadı doktorları var. Bu cadı doktorları diyor ki abi biz burada böyle güçlü bir şey sezdik. Büyü gücü sezdik. Bundan faydalanalım. Hem senaryosa karşı hem de elflere karşı kullanırız. Savunma mekanizması geliştiririz diyor. O da ya, güzel kafa yapısı iyi tamam diyor. Gidiyorlar buluyorlar bu kanı tekrar içiyorlar. Aslında Grom'un ne olduğunu hani anlıyor yani. Diyor ki kontrol edebilirim diyor ama işler hani öncekinden çok daha farklı olarak rayından çıkıyor. Şimdi diyoruz ya hep Grom çok büyük, Grom çok büyük. Ya abi çok da bir şey anlatmadım. Bir tane ogre kesmiş. İşte tamam çok esaret altına geçmiş. Güzel de başka ne yaptı? İşte bunu yaptı arkadaşlar. Grom Marshall Scream senaryosu öldüren kişidir. Bu savaşta ikinci kez Demon kanını içtikten sonra Grommash senaryosun karşısına dikiliyor ve tutuştukları mücadelede senaryosun hayatına son veriyor. Yani senaryo o zaman kötü mü iyi miydi? Senaryo şöyle söyleyeyim yani taraftan bakacak olursak aslında yani Hord'un bu oduna ihtiyacı var. Aha. Evet odun toplaması lazım ama elfler de haklı. Yani ya kardeş sen elflerin diyarına giriyorsun. Burası artık elf yani artık demeyeyim de. Elf toprakları sen yenisin burada. Hani bir gir tanış bir, anladın mı? Selamün aleyküm de kahveye gelmişsin. Bir merhaba de yani. Hiçbir şey demeden sen adamların diyarına giriyorsun ve ağaçlarını bir bir kesmeye çalışıyorsun. Ki hani bazı ağaçlarda wisp yani elf ruhu olduğu söylenir. Bundan dolayı da çok sinirleniyor elfler. Belki de onlara doğru bu iş için kullanılabilecek daha uygun bir orman göstereceklerdi. Hani kim bilir. Ki aslında Thrall'ın konağına gitmiş olsaydı bu mevzu çözülebilirdi. Çünkü Jaina'yla bir ittifak halindelerdi. Hatta Mount Hijal yani Hijal Dağı'nın eteklerinde yapılan Arkimond'a karşı olan savaşta elflerle de bir ittifak kuruluyor. Yani Medivh aslında elfleri de işin içine dahil ediyor öncesinde. Ama zaten elflerin Horde'a karşı savaş tutumu haline gelmesinin ana sebebi bu oluyor. Yani biraz da Night Elfleri, yani biraz diyeyim çok değil, Alliance'a ittiren olgudur aslında bu. Okay. Okay. Tamam mıyız? Tamam tamam. Heh. Ben sorunun cevabını aldım. Tabii... Senaryosun öldürülmesi o kadar küçük bir olay değil arkadaşlar. Çok büyük bir olay yani bütün dünyayı derinden etkiliyor. Herkesin de kulağına gidiyor. Jaina atara kalkmadan önce, o zamanlar daha mantıklı düşünebiliyormuş. Atara kalkmadan önce gidiyor Thrall'a konuşuyor. Ya kardeş böyle böyle bir durum var senin adamların senaryosu kesti hop ne oluyor falan. Thrall da geliyor tamam diyor bu iş bende diyor. Grommash'ın yanına doğru gitmeye karar veriyor. Ancak Grommash'ın birlikleri Thrall'a dahi rezit göstermeye başlıyor. Yani direnç gösteriyorlar. Bunun üzerine Cain Bloodhoof'la ki Tauranlerin lideri ve trollerden de aldığı destekle birlikte adını sen söyle Ashenvale'e doğru yola çıkıyor. Daha sonra yani Varson klanının neredeyse %90'ını falan öldürüyorlar. Yani Thrall ve Cain Bloodwolf. Nihayetinde Grommash Hellscream'i nasıl söyleyeyim? Esir düşürüyorlar değil mi? De ele geçiriyorlar. Çünkü zaten kendine ait bir adam yani esir düşürmek çok doğru bir kelime olmaz. Neyse. Ele geçiriyorlar. Jaina'nın yanına getiriyorlar. Şimdi neden Jaina'nın yanına getiriyorlar? Trollerde evet voodoo büyüsü var. Taurenlerde evet druidizm var ama hani laneti kaldırabilecek bir büyü gücü yok. Bu da insanlarda var. İnsanların yanına getiriyorlar. Jaina ve yanındaki birkaç büyücü arkadaşlar
Grom'un üzerindeki laneti kaldırıyor. Tamam mı? Ve Grom başına gelenleri anlatıyor. Yok. Başına gelenleri anlatıyor. Diyor ki ya böyle böyle ben bir bok yedim. İkinci kez bu kanı içtim. Sanırım Menoroth buralarda bir yerde. Yani Menoroth'un varlığını Thrall, Jaina ve yani Thord'un geri kalanı öğrenmiş oluyor. Ve Grommash diyor ki bu pislik benim pisliğim. Thrall seninle ben geleceğim ve bu pisliği temizleyeceğim diyor. Yani Menoroth'u öldürme sözü veriliyor. Menoroth'u öldürme. Okay. Yani bulacaklar, yakalayacaklar, dövüşecekler, öldürecekler. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu benim kameramı birazcık kapatacağım. Şöyle çok azıcık. Bence benimkini de kapat. Hı? Hayır benim kameram şeyde kalıyor. Görüyor musunuz şu anda haritanın sağ alt tarafında Demonfall Canyon var. Eğer oyundaysanız haritanızı açın. Ashenvale haritasında sağ alt tarafta bu bölgeyi görüyorsunuz. Bu bölgede Menoroth'u yakalıyorlar. Hani yakalıyorlar derken buluyorlar. Ve hani atağa kalkıyorlar. Thrall önce tauntluyor. Saldırıya ilk geçen kişi oluyor. Elindeki Doomhammer'ı yakıyor. Ki Ogrim Doomhammer'dan kendisine yadigar kalan silahtır kendisi. Çekici yakıyor ve Menoroth'un üstüne sallıyor. Ancak Menoroth'un hani ne diyeyim koruma mekanizmasının çok da etkili olmuyor. Daha sonra buradaki açıklıktan fırsat bulan Grommash Hellscream Menoroth'un üstüne saldırıyor ve üst tarafta resmi bulunan Gorehole'u Menoroth'un göğsüne saplıyor. Hayır. Menoroth'un göğsüne saplıyor ve Menoroth'un patlamasıyla birlikte burada nasıl söyleyeyim canından oluyor. Hatta Thrall'ın kollarında ölürken şöyle bir enstantane geçiyor. Hani Thrall diyor ki bizi kurtardın diyor. Thrall da hayır diyor. Sen hepimizi kurtardın diyor. Ve arkadaşlar Menoroth'un laneti, Menoroth'un kan laneti Demon Ork yani iblis kanı içmiş bütün orklar üzerinden kalkıyor ve orklar kendi hür iradesine sahip oluyorlar yeniden. Yani Grommash evet kötü bir şey yaptı, senaryosu öldürdü ama hani Horde'a verdiği hediyeyi de azımsamamak lazım. Çok büyük bir hediye yani. Anladın mı? O Demon kanı, kanlarında Demon kanı dolaşan orkları irade serbest olarak serbest bırakıyor. Şimdi hiç bölmeden arkadaşlar şöyle bir görsel daha göstereyim size. Görsel mi video? Video yani görsel. Bu az önce bahsettiğimiz enstantanenin videosu arkadaşlar. Warcraft 3'te karşımıza çıkıyor. Tabii ben göstereyim diyorum ama ekranı açmamışsın Utku diyorsunuz. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Bu Demonfall Canyon işte az önce haritada gösterdiğimiz yer. Biliyordum geleceğinizi diyor. Ve hani kudretli Hellscream'i getireceğinizi de biliyordum diyor. Kanı benim kanım. Misbegotten race. Evet, Thrall arkadaşlar dediğim gibi tauntluyor şu anda. Doomhammer'ını yaktı. Ve pull'u verdi arkadaşlar. DBM geriye saydı. Ama boss ilk atağı savuşturdu. Bu ara arkadaşlar Menoroth'u da şöyle söyleyeyim. Ben de onu hani, soracaktım. Çok kısaca bir değineyim. Menoroth şey değil. Ork değil. Menoroth ork değil. Değil. Takip için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Resmin arkasında kaldı alert şeyi ama önemli değil. Aramıza hoş geldin takip için. Bu arada herkes hoş geldi arkadaşlar. Menoroth bir Pit Lord aşkım. Yani Sargeras'ın komuta zincirinde böyle 3. 4. sıralarda bir general. Okay.
Yani şöyle düşün, Sargeras var, Archimonde Kijed'in aynı sırada, onun altında Kazak var, onun altında bu var gibi düşün. Okay. Gözlerindeki kırmızılığı. Evet, biliyoruz. Ve o meşhur gore hole işte göğsüne saplı işte. Şöyle bir görselim arasını da göstermek istiyorum. Sargeras Fel'i nereden buluyor? Nasıl söyleyeyim? Fel'i bulmuyor. Zaten var olan bir şey o. Fel dediğin şey şöyle. Kullandığın büyü gücü karşısında vermen gereken bir bedel var. Fel kullandığın büyü gücüne karşılık can veriyor, anladın mı? Life'dan çekiyor gücünü. Tamam, bu fel nereden geliyor? Şeyden, Burning Legion'dan. Burning Legion bu ara Sargeras başına geçmeden önceden beri var. Var. Yani Disorder tarafının bir olgusu. O zaman onların yaşadığı şey, o da şey gibi olabilir yani. The blood haze has lifted. Kanın laneti kalktı üzerimizden. Has burnt out in my veins. Gözleri normal döndü bu arada arkadaşlar. Arcane de olabilir yani. Arcane gibi. Di. Bu mu? Gene var felaket. Yani olabilir di. Işığın ve gölgenin çarpışması sonucu oluşuyor yani. Ya evet ama nasıl söyleyeyim, şu invented diye bir şey yok ha, yani. Ben invented mi diye sordum ya, nasıl yapıldı? Kaltuzat'ın yaptığı şey gibi mi? Hayır, hayır. Yanlış biliyor muyum? Chemistry gibi bir şey mi lütfen? Evet. Şimdi şu ekranı kapatıyoruz. Gore Hole'u getirmeme gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Gromma Shellscream normal timeline'da, yani normal zaman çizelgesi dediğimiz oyunda olgu da burada hayatını kaybediyor. Ashenvale'da. Demonfall Canyon'da. Ancak hikaye sona ermiyor. Mist of Pandaria'da Grommash'ın küçük oğluyla karşılaşıyoruz. Garrosh Hellscream. Garrosh Hellscream'in yaptıklarına ayrıca derinden değiniriz. Ancak kısaca şunu söylemek istiyorum. Garrosh babasıyla büyüyen bir karakter değil. Bir yetimhanede, bir hastanede büyüyor. Daha çok hastalığından dolayı. Babasının yaptıklarından Azeroth'a geldikten sonra haberdar oluyor. Ve onun yolunda yürümeye sözde çalışıyor. Ancak tabii dediğim gibi babasıyla yürümüyor. Ne hastalığı varmış? Çok detayını bilmiyorum. Garrosh araştırdığımda cevap veririm. Grommash filmde de görünüyordu değil mi? Arka sahnede. Evet, Grommash çok detaylı görünmüyordu. Bir tane kesilen sahnesi var. Grommash cut scene diye yazarsanız görürsünüz arkadaşlar. Aynen, silinen sahnelerde var. Garrosh Ork hordunu tekrar kurmaya çalışırken afallıyor, failliyor, baltayı yanlış taşa vuruyor ve başarısızlığa uğruyor. Ancak kendisi işte hani dediğim gibi esir ediliyor, sorguya tutuluyor, şu bu falan filan hikayeler karışık. Yaşandıktan sonra portalı açıyor ve eski zamana, yani babasının yaşadığı döneme, Draenor'a bir geçit açıyor. Ve tam da bu az önce yaşadığımız, yani anlattığımız hikayeleri anlattığımız o işte ogrelerin elinden kurtulmuş, tam da demon kanını içecekleri ve Draenei'lere saldıracakları dönemi yakalıyor. Aha. Ve Grommash burada araya giriyor ve Garrosh'un kanı içmiş, ters söyledim, çok özür diliyorum. Garrosh araya giriyor ve Grommash Hellscream'in kanı içmesini, yani iblis kanını içmesini engelliyor. Evet, bu sefer Azeroth'a gelinmiyor ancak Menaroth'un hayatına orada son veriliyor. Oradaki Menaroth alternatif Menaroth. Hani bizim burada ölen Menaroth değil. Ki zaten Menaroth her iki timeline'da da tam olarak ölmüyor. Çünkü Twisting Nether'da öldürülmediği için iblis olduğundan kaynaklı. Karıştırmıyoruz değil mi? Ben de siz hala. Tamam. Grommash Hellscream bu sefer oğluyla birlikte, yani Iron Horde, yani Demir Horde, Demir Güruh'la birlikte bize karşı
cephe almış durumda. İlk kendisiyle Tanan Jungle'da Opening the Dark Portal serisi, yani Dark Portal'ın açılması ya da kara geçitin açılması adı verilen görev zincirlerinde görüyoruz. Bir tepeye çıkıyor, işte baltasını sallıyor ve bize bir savaş narası atıyor. Yani biz Draenor'a şu gezegene geçit yaptığımızda bu Warlord'lar bizden yana değiller. Yani aslında bize düşman olarak karşımıza çıkıyorlar. Burada hatırlarsanız görevler yapıyoruz, buradan kaçıyoruz falan filan, çevresinden dolaşıyoruz. Barajlar yıkılıyordu, onun sonrasında Grommash'la tanışıyorduk. Daha sonra Nagrand'da çeşitli görevler yapıyorduk. Burada da ailesiyle ilgili, yani babasıyla ilgili bilgiler ediniyorduk. İşte isminin o, nasıl söyleyeyim, dev kalbinin, yani dev ruhunu yansıttığını falan burada öğreniyorduk. Aslında taşta yazıyor ama detayını burada alıyorduk. Ve yine Warlords of Draenor paketiyle, o size ilk izlettiğim Lords of War videosuyla karşılaşabiliyoruz. Daha sonra daha sonraya girmiyorum ve arkadaşlar az önce size takdim ettiğim, anlattığım hikayeyi anlatacağım. Garrosh'un gelişi ve adını siz söyleyin. Timeline geçişinden bahsedeyim. Timeline geçişinden bahsedeyim. Daha doğrusu videosunu sizlere takdim edeyim şu şekilde. Ben bu videoyu çok seviyorum. Bu benim best videolarım. Ama aşkım çıkmadı bir şey daha. Biraz daha ekranı büyüsene. Niye böyle küçük görüyorsun? Gerek yok, yeterince büyük. Yani görsellerim de var, biz de varız. Evet, video çok etkileyici ama bayılıyorum bu videoya. Expansion o kadar etkileyici değildi yani. Güzeldi ya. Beni ben çok üzen bir eklenti paketiydi açıkçası. Sword of War. Bu şeyi çok seviyorum, sinematiği. Evet arkadaşlar, işte Menoroth'un kanının takdim edildiği yer. İç Hellspring. Kaderini ellerine al. Hepimiz Fatih olacağız. Hani karşılığında ne vereceğiz Gul'dan diyor. Everything. O da meşhur cümlesi. Her şey. İşte Gehon'un bahsettiği yer burasıydı. Kanı reddedici. Evet. Bu hediyeyi reddetmedi. Ya testosteron kokuyor ya. Burak burak. Gerçek ya. Çok seviyorum bu videoyu. İşte bu da arkadaşlar Garrosh Hellspring. Gelip babasını uyaran kişi. Aslında gerçek zaman çizelgesinde Garrosh bebek, yani çocuk. Buram buram fel kokuyor bence. En azından şunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar, her iki zaman çizelgesinde de Menoroth'u öldüren kişi Grommash Hellscream. Az önceki hani Grom'un ölümü ya da Menoroth'un ölümü isimli videoda o ateşler Grommash Hellscream'i yakarken yine aynı şekilde. Burada evet tam birebir aynı sahnede Garrosh kurtarıyor. Sinematik olarak en iyisi, kesinlikle çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Kesinlikle çok iyi.
Geliyor. Aa, çok çok etkileyici. Evet. Türler. Aynen öyle. Çok etkileyici. Va 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 va. Grom Maşa Supreme'in hikayesini anlatıyoruz, evet. Esir olmayacağız ama Fatih olacağız diyor ve Garrosh'un da yol göstermesiyle Azeroth'a, hani Azeroth'a geliş olacak yani. Gul'danlı ya da Gul'dansız. Benim de çok etkilendiğim bir videodur bu ara. Ama özür dileyerek söylüyorum, en kötü expansion'da. Hayır ya. Grommash'ın babası önemli bir ismi. Başında söyleseydiniz, yeni geldim kusura bakmayın. Önemli, çok çok önemli birisi değil. Nasıl söyleyeyim, hatta klan lideri de değil. Onu da belirteyim. Şöyle bakayım, ismini tam net hatırlayamadım. Çok özür diliyorum. Grammar şimdi öyle bir şey. O da öyle bir şey ya. Grammar. Aileden o nesil mi? Grammar mı? Grammar mı? Öyle bir şey. Boşluğu da yumuşak. Bakayım abi. Golka kırısı. Golmaş, Golmaş. Golmaş Hellscream. Bakalım abi, sizler için çok bir detayı var mı? Ben net hatırlamıyorum. Sadece evet, spirit halinde. Garrosh'un dedesi, olayı bu. Golmaş Hellscream'in çok bir şey yok. Sadece yani hikayesini anlatırken değindiğimiz nokta şu. Oğluna Devin ruhu adını veriyor. Aslında şöyle, benim bildiğim ufak bir anekdot daha var ama çok emin değilim. Bunu sub metinlerde, yani alt metinlerde okudum. Babası bir dev katil, hani Giant Slayer. Dev derken yani bu ara Gron, hani bu Gruul ırkı olanlar var ya arkadaşlar, böyle lap 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 dolaşıyorlar. Hı hı. Gron ırkından birini kestiği için kendisi bir Gron Slayer, yani Giant Slayer. Oğluna da ne diyeyim, dev kalbi anlamına gelen, devin cesareti anlamına gelen Grommash adını koyuyor. Böyle bir adı var. Gruullar Deathwing'i kovalayanlar. Evet. Deathwing'i kovalayanlardan ziyade Deathwing'i kovalama hikayesi de şöyle, çok kısa onun da bilgisini vereyim. Deathwing Azeroth'ta yumurtaları katledilmesin diye buraya geliyor. Yumurtalarını bu Blaze Edge Mountains'a bırakıyor, Outland'deki. Ancak yumurtalardan çıkışına mütakip bu Gruul, yani Gron ırkı geliyor, bunları kazıklara saplıyor. Yani Deathwing, evet, kovalama sayılabilir yani. Onun yavrularını katlediyorlar burada. Tabi daha sonra intikamı feci oluyor ama. velhasıl. Dediğim gibi arkadaşlar, Warlords of Draenor ek paketiyle karşı karşıya geldik. Adını hatırlayamıyorum. Felrod Zakkum muydu? Zakkum muydu? Zakkum. Öyle bir isim vardı. Zakkum. Zakkum. Zakkum diye isim geliyor ama. Bakalım. Öğrenmek de ayıp yok. Zakkum diyorum bir hatırlıyorum ama. Aynen, Zakkum. Doğru hatırlıyormuşum. Beklettiğim için özür diliyorum. Felrod Zakkum tarafından yine aynı şekilde eskiden esir edildiği gibi esir ediliyor. Biz kahramanlarca kurtarılıyor. Yine orada bir taşa bağlanıyor bu şekilde. İlk gösterdiğim videoda hatırlarsanız ağaca bağlandığı şekilde aynı. Zaten oraya ithaf edildiği söyleniyor. Bu tam şey, alternatif tam alternatif zaman çizelgesinde. Baya baya. Şimdi şunu. Heh. Baya baya çiziyorlar yani, orada hikaye devam ediyor. Evet, yeni bir hikaye yani, şöyle söyleyeyim, başka bir paralel evrende yürüyen Grommash'ın hikayesi oluyor orada. Tabi biz kahramanlar geliyoruz işin içine. Grommash bize karşı olsa da her ne kadar onu oradan kurtarıyoruz diye Archimonde'la olan son savaşta bize katılıyor. Ve Archimonde'u yani yeniyoruz, ancak Gul'dan bizim zaman çizelgesine ışınlanıyor Archimonde tarafından. Hatta biz Legion Expansion'da Gul'danı kesiyoruz ya. Uh-huh. O Gul'dan bizim zaman çizelgemizde ama alternatif zaman çizelgesinden gelmiş. Bir şey soracağım. Peki bu alternatif zaman çizelgesi geleceği değiştiriyor mu? Hayır. Bizim mevcut yaşadığımız zaman çizelgesini değiştiriyor. Değiştiriyor. Bu şekilde Tomb of Sargeras açıldı. Gul'dan geldi. Varian öldü. Alternatif zaman çizelgesinden gelmiş. Gul'dan Varian öldürdü. Yani, normalde anladım. Gerçek Gul'dan Varian'la karşılaşmadı bile. Varian çocukken ölmüştü. Anladım.
okey, okey. Gibi. Biz şu an ama alternatif timeline'ı yaşamıyoruz. Hayır, biz şu an kendi timeline'ımızı yaşıyoruz. Ama alternatif zaman çizelgesiyle etkilenmiş, değiştirilmiş. Evet, okay. Yani onun etkileri, yan etkileri var. Ya çok kafa karıştırmışlar. Keşke bunu yapmasalardı. Zaten evet, yeteri kadar karışık tarih. Yani şeyin tarihi, Wom tarihi yeteri kadar derin. Bununla birlikte daha da derinleşiyor. Varian orada ne amaçla Horde'un yanına geliyor? Pandaria'da en sinematik. Vojin'i görünce şaşırıyor. Şöyle o son sinematikte Garrosh'un nasıl söyleyeyim? Hani kim tarafından sorgulanacağı, işte Alliance mı sorgulayacak, Horde mu sorgulayacak diyor. O gidiyor, Thrall'ı kendisine denk olarak kabul ediyor. Yani Warchief olarak Thrall'ı varsayıyor ve Thrall'la konuşmaya çalışıyor. Ancak hani Thrall çekiliyor, diyor ki Horde adına o konuşuyor diyor. Yani Vol'jin'i işaret ediyor. Ona şaşırıyor yani. Vol'jin mi diyor? Tamam diyor, Vol'jin'e konuşuyor. Yani orada şaşırdığı şey Thrall'ın Warchief olmayıp da Vol'jin olması. Vol'jin'in Warchief'liği de Thrall diyor ki benim yokluğumda sen kurtardın Garrosh'un yaptığı hezimet, ne diyeyim, mezalimden sen kurtardın, sen hak ediyorsun diye Vol'jin'e teslim ediyor. Bu. Zaten ne Alliance ne de Horde orada sorguya tabi tutuyor. Taranzu'ya teslim ediliyor. Kısaca bilgi vermiş oldum. Son bir anekdot daha eklemek istiyorum. Grommash'la alakalı. Arkadaşlar, Warlords of Draenor eklenti paketi ilk açıklandığında Grommash son raid'in son boss olarak açıklandı. Aslında bize bir kötü karakter olarak karşımıza çıkacaktı. Ancak hani ne derler, alternatif zaman çizelgesinden, alternatif zaman çizgisini de değiştirip Archimonde'u son boss olarak getirmeye karar verdiler. Ve dediğim o yaşanılan küçük anekdot hikayeyle birlikte tarafımıza geçmiş gibi göründü. Evet, sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Anlattıklarımla neden birlikte. Neden yıllarca saklanıyor ormanda? Kendisinin Azeroth'a kısıl, yani kapalı kaldığını zannediyor. Diğer orklar var. İkinci savaş kaybedildi. Bütün orklar öldüğünüzü biliyorlar. Yani Draenor'daki, yani Outland'daki Draenor'daki herkes. Ama o ikinci savaşta vardı değil mi yani? Yoktu. Geçmediler işte onlar bu tarafa. Biraz şimdi kafam şey oldu mu, tamam. Ha, onlar Draenor'da kaldılar. Bunlar Azeroth'ta savaşa, diğer orklar Azeroth'ta savaşa, evet, devam etti. Bunlar niye Blackhand'ın geçemediler? Blackhand'ın güruhu geldi. Bunlar niye onlar geçemediler? Onlar işte ne diyeyim? Ogrim, Blackhand, hani burada settlement kurduklarında geleceklerdi. He, okey. Öyle bir hikaye var orada. Hey, o zaman herkesi geçirmedi karşıya yani burada. Grommash'la ilgili anlattıklarımı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eda gibi sorularınız varsa arkadaşlar alalım. Onun dışında Yüce Grommash'ın hikayesi hem alternatif hem de kendi zaman çizelgemizde bu şekilde.